Yani quyidagi tenglamalarni yechamiz. Birinchisida a tenglama berilgan 3x kvadratni toping. Ikkinchisida tenglama berilgan x uni ildizi bo'lsa x plus 3 ning modulini kubini toping. Uchinchisi mana bu tenglamani yeching. Bu tenglamalarni yechish uchun biz quyidagi ayniqlardan foydalanamiz. Birinchisi arksinus x qo'shib ark kosinus x pi taqsim 2'ye teng. Barcha minus 1, 1 oralığı tegishli x'lar için. İkincisi, arc tangens x koşu arc tangens x. Bu ham pi taqsim 2'ye teng. Bu barcha x'lar için. Barcha x'lar için mana bu tenglik bajariladi. Biz şu iki tane tenglikdan faydalanıp biz quyidagi misollarni, tenglamalarni yechamiz. Birinchisi, mana bu tenglamani yeching. Buni biz quyidagicha yozamiz. Birinchi misol 3 arc sinus x qo'shib arc sinus x. Demak, birinchi 4 arc sinus x ni biz 3 arc sinus x qo'shib arc sinus x deb yozdik. Qolganini o'zini ko'chirib yozamiz. Teng pi. Mana yuqoridagi birinchi tenglikka ko'ra arksinus x qo'shib arkosinus x pi taqsim 2'ga teng. Ve pi taqsim 2'ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Natijada biz 3 ark sinus x teng pi minus pi taqsim 2. Yani pi taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. 3'ga bo'lamiz. Pi taqsim 6. Pi taqsim 6 minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Shu sababli bu tenglikdan biz x teng sinus pi taqsim 6 ekanini hosil qilamiz. Bu ham o'z navbatida 1 taqsim 2 ga teng. Demak, tenglamaning ildizi 1 taqsim 2 ekan. 3x kvadratni toping. Endi 3x kvadratni topamiz. 3x kvadrat teng 3 ko'paytiruv 1 taqsim 2 ning kvadrati. 1 taqsim 2 ning kvadrati teng 3 taqsim 4. Shunday qilib javob 3 taqsim 4 ekan. İkinci misolga o'tamiz. Bu yerda ifodani quyidagicha yozamiz. İkinci misol. Arc cosinus x plus 2 arc cosinus x plus 2 arc sinus x teng 3 pi taqsim 2. Hop, mana bu ikkita ifodadan 2 ni qavsini tashqariga chiqaramiz. Qavs ichidagi ifoda mana bu tenglikka ko'ra pi taqsim 2 ga teng. 2'yi ko'paytirsak bu yerda pi hosil bo'ladi. Demak, mana bu ifoda pi ga teng ekan. Pi ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Natijada arkosinus x teng 3 pi taqsim 2 minus pi. Pi taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Arkosinus x pi taqsim 2 ga teng. Pi taqsim 2 arkosinusning qiymatlari sohasiga tegishli, ya'ni bu bo'lsa 0 pi oralig'iga tegishli. Shu sababli biz bu tenglikdan x teng kosinus pi taqsim 2, ya'ni 0 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizi 0 ga teng ekan. Endi x plus 3 ning modulini kubini topamiz. X o'rniga 0 qo'yamiz. 3 ning kubi 27. Shunday qilib, bu misolning javobi 27 ga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Üçüncü misalda, mana bu ikinci tenglikdan faydalanamız. Mana bu ayniyatdan faydalanamız. X'nin barcha qiymatlarida
Arc tangens x koşu arc tangens x pi taksim 2 yeteyim. Ve bana bu teyindeyden dastlar arc tangens x'ni 2 de yığındaki oranışlı yazacağımız. Bana bu had bulan bu hadın yığındısı bana bu teyindeki göre pi taksim 2 yeteyim. Demek bu teyindeyin çaptamanını biz kuyuda geçiyor alışımız mümkün erken. Birinci arc tangens x. Plus, bana bir iki tasının oranına bir tasım iki yazılman. Oyun tamamını özünü köçürüp yazılman. İki bir tasım üç. Bir oradan arttan yaz x deyin. İki bir tasım üç. Minus bir tasım iki. Umumi mahrajı getirelimiz. Tört bir. Minus üç bir. Tasım altı. Demek bu pi taksım 6 getirirken. Pi taksım 6 artangensinin kıymetleri sahası getirgeçli. Yani bu minus pi taksım 2, pi taksım 2 aralığı getirgeçli. Şu sebeple biz bu teyliğden x den tangens pi taksım 6 ekranına hasıl kılalımız. Tangens pi taksım 6. Demek bu 1 taksım izosu 3 getirin. Şimdi kalıp teylemenin ildizi 1 taksim izosu 3 getirin ekranına.